Merhabalar, Eliş Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bu hafta çok farklı bir model paylaşacağım sizlerle. Uzun zamandır denemek istediğim ve sizlerle paylaşmak istediğim bir modeldi. Fıstıklı, şöyle örgülü örgülü duran çok zarif bir şal modeli bu. Ben ebruli bir ip kullandım. Bir tane kullandım. Tamamen yani tam bir ip kullandım ve yetmedi. Küçük boy oldu. Kızıma bunu yaptım böylelikle ama benim size tavsiyem 2 tane kullanın veya 2 veya 3 bobin angora ip kullanabilirsiniz. 3,5 numara tığ kullanacağım bunun yapımında. Malzemeleriniz hazırsa hemen başlayalım. Öncelikle sihirli halka yapıp 1 tane ilmek alalım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle sihirli halkanın 2 ipinin üzerine öreceğiz. Şimdi ilmeği uzatıp tığ üstü alıyorum hemen. Sihirli halkanın içerisine batıp çıkıyorum. Tekrar tığ üstü alıp bir daha batıp çıkıyorum sihirli halkaya. Tekrar toplamda bu şekilde 4 dolgu olacak. 4 kere tığ üstü alıp batacağız. Bu şekilde çekip çıkarıyoruz ve kapatıyoruz. Bu bir fıstık modelidir. Bir tane yaptım şu anda. Bir zincir çekiyorum. Aynısından tekrar yapıyorum. Bir tığ üstü alıp 4 kere bu şekilde batıyorum. Böylelikle ilk ikili fıstığımızı bitirdik. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. Hemen yan tarafa aynı şekilde ilk önce yapmış olduğum ikili fıstık modelinden yapacağız. Ben ikili diyeceğim. Bunu daha ilerleyen zamanlarda anlayacaksınız neden. Şimdi bir fıstık modeli yapıp bir zincir çekip tekrar bir fıstık modeli yapınca buna bir ikili diyeceğim. Kolay anlayabilmeniz için. Şimdi buraya hemen bir tane fıstık yapayım. Kapattım. Bir zincir çekiyorum aralarında. Tekrardan bir fıstık modeli. Ve kapatıyorum. Şimdi ikinci ikiliyi de bitirdik. İki çift oldu yani. Sihirli halkayı sıkalım. Dikkat edin ipinizi kesmeyin. 3 zincir çekip dönüyorum. Bu arada bu ipi de şöyle alayım. Başlangıç ipini buraya dahil edeyim. Bu daha kolay saklanmış olur. Şimdi son yapmış olduğum ikilinin ortasına batıp tekrardan bir tane ikili yapacağım. İkili fıstık modeli yapacağım. Aralarında ikili fıstıkların arasında dediğim gibi birer tane zincir çekiyoruz. Eğer ipiniz daha ince ise bu fıstık modellerini daha fazla dolguyla da yapabilirsiniz. Ben 4'ten yaptım. Şimdi buraya birebir aynısından yapmamız gerekiyor. Arada da zincir sayısını artırmamız gerekiyor. İlk sırada 6 tane yaptık. Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz. 8 zincirin ardından şöyle ipimi kenara alayım. Bunu daha sonra iğneyle saklarız ilmeklerin arasına. Şu aradaki zinciri değil de diğer ikili fıstığın ortasına batıp tekrardan bir tane ikili fıstık yapıyorum. Bu başlangıçlarda görüntüyü hiç hızlandırmadan yavaş yavaş elimden geldiğince mümkün olduğunca net anlatmaya çalışacağım. Kafanızın karışmaması için. Ama bunun detaylı resimlerini paylaşmaya da çalışırım. Oradan bakıp eğer yapamazsanız da tabii ki bana sorularınızı da yazabilirsiniz. Şimdi ikinci fıstığı da aynı noktaya yapıyorum. Arada bir zincir çektim sadece. Bu şekilde şekil almaya başladı. Tekrar 3 zincir çekip 3. sıraya dönüyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir sonuç elde ettik. İlerliyoruz şimdi. Kenardaki ikili fıstığın ortasına tekrardan bir tane ikili yapıyoruz. Bakın şu alt kısımda ikili 2 tane var. Yani 4 tane fıstık var. Bir sonraki sırada 2 tane oluyor. Bir sonrakinde 2 tane oluyor. Böyle bu şekilde 2-2-4, 2-2-4 şeklinde ilerleyeceğiz. Yalnızca kenarlarda bakın dikkat edelim. Anlayacaksınız şimdi tam olarak ne demek istediğimi. Kafanız karışmasın. Şöyle siz beni takip ederek ilerleyebilirsiniz.
Bir tane ikili yaptım şu anda. Şimdi 2 zincir daha artırıyoruz bunu. 6'ydı, 8 yaptık. Şimdi 10 zincir çekiyoruz. İlerliyorum. Hemen karşı tarafa aynı şekilde bir tane ikili fıstık yapıyorum. Burayı hızlıca geçeyim. İşlem tekrar olduğu için. Çok basit. Bir tane fıstık, bir zincir, bir tane daha fıstık yaptım. Şimdi şöyle alt tarafta dörtlü oldu. Kenarlarda ikili, ikili, ikili ve ikili oldu. Şimdi 3 zincir çekip dönelim. Şekil alabilmesi için şalımızın şu kenardan artırma yaparak ilerlememizin gerekiyor. Yani şurada ikili ikili yaptıktan sonra bu sırada dörtlü yapmamız gerekiyor. Yani sihirli halkanın içine yapmış olduğumuz işlemin aynısı. Öncelikle ikili fıstık yapıyoruz. Yani aralarında birer zincir olan iki tane fıstık modeli. Bunu bitirdikten sonra dediğim gibi sihirli halkada olan işlemin aynısı. Hemen 6 tane zincir çekiyoruz. Böyle yukarıya doğru ilerleyeceğiz ki bu şekilde kenarlardan artırma yapmamız gerekiyor ki şekil alabilsin şal modelimiz. Hemen 6 tane zincir çekip aynı noktaya, bakın dikkat edin, karşıya geçmiyoruz. Yine aynı noktaya böyle 2 tane ikili fıstık yapacağız. Dörtlü, tek ikili ikili, buraya da dörtlü yaparak şöyle V şeklini veriyoruz. Hemen şu ikiliden şu alttaki olduğu gibi aynı noktaya batarak ikiliden aynı noktaya yeniden yapıyorum hızlıca. Bir zincir çekiyorum aralarda. Burayı bitirdik. Şöyle bir göz atalım devam etmeden önce isterseniz. Şöyle dörtlü, bakın şurası dörtlü, ikili, ikili ve dörtlü. Yalnızca kenarlarda bu artırma işlemi oluyor. Şimdi zincirlerimizin sayısını düşürmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş. İkişer ikişer artırdık. İkişer ikişer düşüreceğiz şimdi. 10 tane yapmıştık. Şimdi 8 zincir çekiyoruz doğal olarak. Ve aynı işlemi, yani kenarda yaptığım dörtlüğünün aynısından şuraya da hızlıca yapacağım ve bir sonraki sıraya geçeceğiz. Buraya gelince yine 3 zincir çekip dönüyorum. Şöyle kenarlarda bakın, şu zincirlerin üzerine daha sonra püsküllerimizi sabitleyeceğiz. O yüzden hiç merak etmeyin. 3 zincir çekip döndüm. Şimdi dörtlü yaptığım için buraya ikili yapıyorum. Yeni bir motifin ana alt kısmını şimdi oluşturmuş olduk. Birinci sırada. Hemen yeni motife başlıyoruz böylelikle. Yani bir dilim bir dilim bitmek üzere bir sonraki dilimi başlıyoruz aynı anda. Şöyle bu dilim buradan gelecek yukarıya doğru. Şöyle net göstermeye çalışayım. Şu dilim şöyle şuradan başladı, yukarı doğru gelecek. Burası da gelecek. Bu kapanacak. Ve aynı zamanda kenarlardan birer tane daha motif yaparak büyüteceğiz. İkili yaptım şimdi buraya. Zincir sayısını doğal olarak artırmamız gerekiyor. 8 tane zincir yapıyoruz. Hemen karşı tarafa geçiyoruz. Buraya da bir tane tekli yapıyoruz.
Şimdi geldik orta kısmına. Yine zincir sayısını düşürerek ilerliyoruz. 10'du, 8'di. Şimdi 6 zincir çekiyoruz. Şöyle yalnız 6 zinciri biz burada bölüyoruz. Motifin ortasını toparlayabilmek için 3 zincir çekiyoruz. Tüm ipleri yani tüm zincirleri bir tane sık iğne ile topluyoruz. Sık iğneyi fazla sıkmanıza gerek yok. Birazcık gevşek olursa daha iyi olur. Toplanmış oldu. 3 zincir daha çekip bu 6 zinciri tamamlamış oluyorum. Hemen şu kenardaki fıstık modeline geçiyorum. Sıra başında yaptığım işlemin aynısını buraya da yapacağım. Bir tane ikili fıstık, ardından 8 zincir ve sol kısmına bir tane daha ikili fıstık yapacağım. Bu sırayı da bitirdik. Şöyle göz atalım. Güzelce şekil almaya başladı şal modelimiz. Şöyle ortadaki motif kapanacak birazdan. Şöyle yukarıdan geliyor, bakın şuradan geliyor, sağdan ve soldan. Burayı kapatacağız birazdan son sırada. Aynı zamanda bura kapandıktan sonra kenarlardan, sağdan ve soldan yeni motifler de görünmeye başladı bile şimdiden. Buradan devam edeceğiz, ilerleyeceğiz. Üç zincir çekip dönelim yine. Bakın şurada dörtlü yapmıştık. Bakın ilk başta dörtlü, ikili, ikili, dörtlü, ikili ve tekrar ikili yapıyoruz. Kenarları iyi takip edin. Diğer orta kısımlar her zaman ikili gidiyor. Şimdi zincir sayısını artıralım. 6 yaptık, 8 yaptık. Şimdi 10 zincir çekelim. Karşı tarafa geçiyoruz. Buraya bir tane ikili. Dediğim gibi her zaman orta kısımlarda ikili oluyor. Motifi kapatacağız. Bir öncekinde yani başlangıçta yapmış olduğumuz motifi kapatıp bitireceğiz. Hiç zincir çekmeden şimdi motifimizi kapatacağız. Şuradaki zincirler bakın ilerliyor. Burayı da 6 yapmıştık. 6'dan sonra doğal olarak kapatmamız gerekiyor. Hiç boşluk bırakmadan direkt olarak karşıya geçiyorum. Hemen ikiliyi yapıyorum. Şurayı kapatıp bitirmek için. Burayı bitirdik. Şimdi başlangıçta olduğu gibi yani sıranın başında olduğu gibi zincir sayısını 10'a çıkarıp hemen kenara bir tane daha fıstık modeli yapmam gerekiyor. Burayı hızlıca ben yapayım. Sıra sonunda tekrardan buluşalım. Bitirdik. Şimdi bir sonraki sıra, bakın şurası dörtlüydü. İkili, ikili ve bu sırada yine artırıyoruz. Dörtlü. Yani bir sonraki sırada yapacağımız motifleri şimdiden kuruyoruz. Kenardayız. Doğal olarak 4, 4, 2 hemen artırıyoruz kenarlarda. Şuraya bir tane fıstık, tekrar aynı yere bir zincir, ardından tekrar bir fıstık. Zincir sayısını şimdi düşürüyoruz.
8'e düşürdükten sonra karşıya geçiyoruz. Pardon. 6 tane zincir çekip aynı noktaya 2 tane bir tane daha yapıyoruz. Tamamen kafam karıştı şu anda, kusura bakmayın. Karışıklık oluyor böyle modellerde. Yani bir tane dörtlü kurduk buraya. İkili fıstık, 6 zincir, ikili fıstık aynı noktaya. Şimdi burada, tam olarak burada. Tekrardan 8 zincire bağlıyoruz. Karşı tarafa geçip buraya hemen bir tane tekli fıstık yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz fıstık aynı zamanda bir sonraki sıradaki motifin alt kısmı da alt kısmını da oluşturuyor. Yani gittikçe motiflerimiz artıyor. 1 ile başladık, 2. Şimdi 3.'yü kuruyoruz. Şurası bakın. Şuradan aynı noktaya, aynısından şu yapmış göstermiş olduğum noktadaki aynı işlem. 6 zincir çekip karşı tarafa geçiyorum. Ve bir tane ikili fıstık yapıyorum. Sıra başına gelince şöyle devam etmeden göstereyim. Burası 8 zincirliydi, düşürmüştük. Ve burada da dörtlü vardı. Arada 6 tane zincirle birlikte. Aynı işlemi buraya da uygulayacağız şimdi. Şuraya, tam buraya dörtlü yapmamız gerekiyor. 8 zincir çekip döneceğim, ilerleyeceğim. Ve bir tane dörtlü yaptıktan sonra dönüyoruz. Şöyle bir göz atalım. İlk motif bitti. Şurası. İkinci motif burada. Üçüncü motif burada. Ve dördüncü de ortadan devam ediyor. Yani dilimler aslında kapanıp açılıyor. Kapanıp açılıyor sürekli. Ve kenarlardan artıyor. İkili, ikili, dörtlü yaptık. Şimdi buraya ikili yapacağız. Kenar kısmına. Şöyle devam edelim. Mutlaka bu kenarlarda sayılarınızı sayarak ilerlerseniz kafanız karışmaz. Eğer bir yerde 3 tane ikili veya 2 tane dörtlü gibi hatalar varsa şalınızın şekli mutlaka bozulacaktır. Dikkat edin. Dörtlü, ikili, ikili. Dörtlü, ikili, ikili. Bunun püf noktası bu. Hemen ikiliyi yaptım. Şuradaki zincir sayısını artırıyorum. Şu alt kısımda olduğu gibi. 6 zincirle başladık. Şimdi 8 zincirle yapacağız. Burayı da bu arada kapatacağız bu sırada. Birleştirip şuradan kapatacağız. Bu motif de kapanacak. Evet, aynen öyle. Şimdi şuradan 3 zincir, 1 sık iğne, 3 zincirle kapatacağız. Soldaki motif de aynı şekilde kapanacak. Yapılışı çok zevkli aslında, çok karışık gibi görünen ama bir örmeye başlayınca çok akıcı olan bir model. Şimdi 8 zincir çektim, karşıya geçtim. Bir tane ikili fıstık yapayım hemen. Şimdi şuradaki motifi kapatacağız dediğim gibi. 3 zincir çekiyoruz. Tüm zincirlerin içerisinden tığımızı geçiriyoruz. Ortasından. Çok sıkmadan bir tane uzunca sık iğne örüyoruz. Şöyle elimizle de şekil verelim. Zincirler üst üste gelmesin. Yeniden 3 zincir çekip bir tane tekli yapayım yan tarafına. Bir sonraki sırada bu dilim zaten tamamen kapanacak ve sonra orta kısmında olan dilim açılacak ve kenarlardan da açılmaya devam edecek.
İkiliyi bitirdik. Şöyle bir düğüm oluşmuş. Hemen onu çözelim. Sekiz zincir çekip şuradaki dilimi şimdi büyütüyoruz. Orta kısımdaki. Bir önceki sırada altı zincir vardı. Bu şekilde bu zincir sayılarını takip ederseniz zaten bir hata yapmazsınız. Altı zincir yaptıysanız bir önceki sırada iki zincir daha ekleyeceksiniz. 8 yaptıysanız 2 zincir daha ekleyeceksiniz, 10 olacak. 10'dan ileri gitmiyoruz. 10 zincirden sonra düşürerek tekrardan kapatıyoruz. Hemen bir tane daha tekli yapıyorum. Yani ikili daha doğrusu. Kenar kısmında olduğu gibi şuradaki, bakın şu kenarda 3 zincir çekip bu dilimi de kapatalım. Zincirleri içerisine alıp toplayalım. Tekrar 3 zincir çekip karşı tarafa geçip bir tane ikili yapalım. Şimdi bu dilim de büyüyecek yavaş yavaş. 8 zincir çekip şu kenara gelip bir tane tekli yapıp devam edeceğiz. Hızlıca burayı ilerleyeyim. Evet, şimdi şöyle bir göz atalım istedim. Sanırım kafanızda 3 aşağı 5 yukarı nasıl yapıldığı biraz yerleşmiştir. Eğer takıldığınız noktalar olursa dediğim gibi hiç düşünmeyin. Bana sorusu olabilir, sorabilirsiniz. Şimdi şu motif kapanacak buradan. Gördüğünüz gibi bu da buradan kapanacak. Bu bitince şu ortadaki dilim açılıyor. Şurası kenardan da bir tane daha hemen açılıyor aynı anda. Ve diğer kenardan da. Yani dilimler eşit zamanlı hem açılıp hem kapanıyor. Üç zincir çekip şimdi döndüm. Şöyle bir göz atayım. Tekrardan size de hatırlatayım bu arada. Facebook, Instagram hesaplarımızın, Pinterest hesaplarımızın linklerini de onlara ekledim. Şimdi dörtlü, ikili ve buraya tekrar ikili. Bu ara lafımı da şöyle böldüm size gösterebilmek için. Dediğim gibi linkleri ekliyorum videonun açıklamasına. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hemen ikiliyi örelim. Şimdi 6 zincir yapmıştım. 8 yapmıştım. 10 zincir çekiyorum. Karşı tarafa geçip bir tane ikili yapıyorum. Hemen bu motifin kapatılması için hiç zincir çekmeden, boşluk bırakmadan hemen karşı tarafa geçip bir tane ikili yapmam gerekiyor. Daha önce de göstermiştim nasıl kapandığını şu ortadaki motifte. Aynı şekilde, değişen bir şey yok. Bir tuğ üstü alıp hemen dolgularıma başlıyorum, fıstık dolgularını yapmaya. Şimdi 6 zincir çekmiştik, 8 yapmıştık. Burayı doğal olarak 10 tane olması gerekiyor. Karşı tarafa geçip bir tane tekli ikili fıstık yapalım.
Hiç boşluk bırakmadan, zincir çekmeden bu motifi de kapatalım. Dediğim gibi görüntüyü mümkün oldukça hızlandırmadan göstermeye çalıştım. Hemen şu kenara 10 tane zincir çekip geçiyorum. Bir tane tekli yapıyorum. Dörtlü, ikili ve ikili. Şu kenardaki işlemin aynısı. Başlangıçta ne yapıyorsanız sonda da sıra sonunda da aynısı. Buna da dikkat edebilirsiniz. Sizin işinizi kolaylaştırır bu. Şimdi şöyle bir göz atalım. Ben size tekrardan göstereyim. Şöyle şekil almaya da başladı. Rengini de çok beğendiğim bir ip. Şimdi şurası dörtlü. Gördüğünüz gibi 4 tane fıstık yaptık. Kenarlardan büyüterek devam etmemiz gerekiyor. Dörtlü olarak başlandı. İkili, ikili, dörtlü. Kenardan ikili, ikili, dörtlü, ikili, ikili ve bu sırada dörtlü olması gerekiyor doğal olarak. Kenarda yalnızca. Ortalara gelince bakın şurası dörtlü, ikili, ikili. Şuradan zincirlerin sayısı 6, 8, 10, tekrar 8. Ve son sırada 3 zincir, 1 sık iğne 3 zincirle bu 6 zinciri de bitiriyoruz. Bütün motifleri bu şekilde kapatmamız gerekiyor. Bu sık iğne sayesinde dilimler böyle açılıp kapanacak sürekli. Yandan, ortalardan bu şekilde bütün dilimler birbirini takip ederek ilerliyor. Şöyle şurası dörtlü, bakın yine ikili. Bak şu, bakın şuralar hep tekli ilerliyor. Yani ikili ikili ilerliyor. Hiçbir noktada 4 tane fıstık yok. Bu şekilde şimdi yeni bir tane dilim açılacak buraya ve hemen yan tarafına da aynı şekilde. Ben şimdi biraz hızlıca, yani hızlıca dediğimde birkaç günüm aldı, şöyle öreyim ve son sıraya nasıl yapacağımı göstereyim size. Bakın şurada son sıranın tamamen şalın kenarının düz durabilmesi için nasıl yaptığımı size göstereceğim. Motifin kapandığı noktaya geldim, yani bir tane ikili fıstık yapıp hemen yeniden bir tane ikili fıstık yapıyorum. Bir dilimi kapattım. Burası zaten düz oluyor. Yani böyle yapınca kenar düz olmuş oluyor. Burada değişen bir işlem yok. Dilimleri aynı şekilde kapatabilirsiniz. Şimdi şu zincirli kısımlara denk geliyor. 6 ve 8 zincir çekmiştik. Doğal olarak bu sırada 3 zincir çekiyorum. Fakat 2 zincirin ortasına değil de son zincirin ortasına batıp bir sık iğne örüyorum. Diğer 6 zincirin altından da tığımı geçirip hepsini içine alıyorum şimdi ilmeğimin ve bir sık iğne örüyorum. Tekrardan 8 zinciri alıyorum yalnızca ve bir sık iğne daha. Şimdi 3 zincir çekip yoluma buradan devam ediyorum. Yani bir sonraki fıstığa geçiyorum. Bu motifi de bitiriyorum. Burayı da kapatıyorum. Ve bu şekilde yaparak kenarların düz olmasını sağlıyoruz aslında. Farklı yöntemler de kullanabilirsiniz. Eğer aklınıza yatmıyorsa, bildiğiniz değişik yöntemler varsa da yorumlara yazarak bizlerle de paylaşabilirsiniz tabii ki. Fikir alışverişi olur, bize de tecrübe olur. Bu motife geldik şimdi fıstığın ardından. Boşluk bırakmadan şimdi hemen kapatalım. Şimdi şuradan ilerleyeceğiz. Bakın şurası gördüğünüz gibi hemen hemen düz gibi oldu. Zaten böyle hafif de dalgalı olması çok güzel bir görünüm veriyor şalımıza.
şuraları bitiriyoruz. İsterseniz bir sıra halinde trabzan veya sık iğne de örebilirsiniz. Daha düz istiyorsanız. Şimdi ben burayı bitireyim. Püsküllerini de hızlıca geçireyim. Şöyle yaklaşık 6-8 kat ipi aynı uzunlukta kesip iki tane, bakın şuradan dilimlerin tam ortasından geçiriyorum. Daha sık da yapabilirsiniz. Ben dörtlü olan kısımlara hep ekledim püskülleri. Aynı hizada kestim ve bitirdim. Umarım şal modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bunu bana bildirmenizi rica ederim. Tabii ki daha yeni modeller isterseniz abone olabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Abone olarak yeni modelleri de takip edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Çok şeker, çok beğendiğim bir modeldi. Siz de beğendiniz mi bilmiyorum. Görünümü çok şahane bir model. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.